Esra Hanım merhaba. Merhabalar. Mustafa Bey merhaba. Sektör Özel programımıza hoş geldiniz öncelikle. Güzel Marmaris'teyiz. Ron Yapı'da. Ron Yapı'nın biraz sonra faaliyetlerine ve tercih edilme sebeplerine değineceğiz ama öncelikle ben hikayeyi sizden dinlemek istiyorum Mustafa Bey. Burayı bize anlatabilir misiniz ve izleyicilerimize paylaşalım mı? Yaklaşık 5 yıl önce İstanbul'da kurmuştum bu şirketi. Daha sonra Muğla Marmaris'e taşındım. Esra Hanım'la yolumuz kesişti. Yaklaşık 4 yıldır da beraber bu sektörde bu işi yapıyoruz. Ron Yapı'yı Marmaris'e taşımış oldunuz tecrübelerinizle beraber. Peki, birazcık size tanıyabilir miyiz Esra Hanım? 15 yıldır bu meslekle uğraşıyoruz. Arkadaşımla keza öyle. İç mimarsınız. İç mimarım. İç tasarım, dekorasyon işleriyle ilgileniyoruz. Hı hı. 4 yıldır da Marmaris'te bu işlerle ilgileniyoruz. Peki. Birazcık hizmetleri açalım mı Mustafa Bey? Ron Yapı deyince akla neler gelmeli? Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Açıkçası inşaatla ilgili işlerin tamamını düşünebiliriz. Bunun bizim bulunduğumuz yerde iki ayağı var. Bir müteahhitlik ayağı, bir de taahhüt ayağı. Hı hı. Yani kat karşılığı işler yapıyoruz. Ayrıca taahhüt işleri, anahtar teslimi. Bunun projelendirilmesi, projelerin çizilmesi ve daha sonra anahtar teslimine kadar uygulama aşamasının tamamında bulunuyoruz biz. İç ve dış düzen diyebilir miyiz? Tabii kesinlikle. Hem iç tasarım hem dış genel. ve bu işlerin uygulama aşamasında tamamında bulunuyoruz biz. Peki daha çok kimlere hizmet veriyorsunuz Esra Hanım? Hizmet sektörümüz çok geniş. Ev hanımlarından tutun, daha kurumsal yerlere kadar tamamen yaşantımıza dahil olacak her noktaya hizmet veriyoruz. Evet, bireysel ve kurumsal olmak üzere sanıyorum değil mi? Hı hı. Hem iş yerlerinin iş dizaynları hem de bireysel olarak da ev hanımları demiyoruz, evler de var işin içerisinde. Yaşam alanları ve iş alanları kuruyorsunuz aslında. Evet. Yani biz burada turizm bölgesi olduğu için buradaki en büyük işletmeler oteller mesela. En büyük müşteri kitlemiz açıkçası oteller. Hı hı. Ama yani sağlık, konut, spor, yani aklınıza gelebilecek inşaat yapıyla alakalı bütün işlerin tamamını hizmet yapıyoruz. Hizmet de sınır yok diyebiliriz. Evet, yani. Öyle diyebiliriz. Peki, birçok firmanın belli standart işleri var aslında. Sizler de böyle midir? Belli standart ölçüleri, Ron Yapı'yı hissettiren böyle inşaatlarınız mı var, yapılarınız mı var? Yoksa karşı tarafın da beraberinde danışmanlık da vererek yapmış olduğunuz yapılar mı var? En nihayetinde bir müşteri memnuniyeti söz konusu. Yani sonuçta biz çalıştığımız insanlardan gelen talepler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Ama sonrasında kendi yorumumuzu katıyoruz. Hı hı. Biz uzun vadede özellikle bulunduğumuz bölgede insanların genelde çalışma şekli işte bu hizmeti İzmir ya da İstanbul gibi bir yerlerden almak idi. Hı hı. Ama biz bunu değiştirme gayesiyle yola çıktık. Kısmen de başardık. Bu anlamda da ciddi bir artık bilinir potansiyel söz konusu. Müşterinin isteklerine kendi yorumlarımızı katarak gerçekten fark yarattığımızı düşünüyoruz. Sanırım biraz danışmanlık da yaparak ikili çalışıyorsunuz karşılıklı. Kesinlikle. Peki sizden bir proje istendiğinde karşı tarafa ne kadarlık bir süreçte teslim edebiliyorsunuz? Bu biraz opsiyonel bir şey. Yani şöyle, projenin büyüklüğüne göre biraz önce şeyden bahsettik. İşte ev hanımı, yani sadece bir odanın tasarımı bir iki gün sürebilir. Ama bir otel ya da daha büyük bir iş olduğu zaman bu bir ayı da bulabiliyor. Projeye göre değişebiliyor. Kesinlikle. Projenin hangi bölgelere daha çok hizmetleriniz var peki? Şu anda Muğla içerisindeyiz ama çevre illere de hizmet veriyoruz. Aydın, Denizli, gerekse Kütahya. Antalya, Fethiye. Peki Türkiye'nin herhangi bir yerinden tekrar buraya uzak bile olsa hizmet verebilecek durumda mısınız? Onlardan evet, da geldiği zaman da gidebiliyorsunuz. Aynen. Ekiplerimiz zaten yine İstanbul kökenli olduğumuz için her şehirden var. O yüzden de öyle bir sıkıntımız yok. Yani hizmet her yerine. Belirlediğiniz herhangi bir şey yok. Hayır. Peki. Sizler gibi firmalarda öncelikle tabii ki spekülasyonlara çok da açık olan firmalar olabiliyor. Bu anlamda iş güvenliği de çok çok önemli. Onlarla ilgili yaptığınız çalışmalar nelerdir Mustafa Bey? Bizim bakanlığın belirlediği bütün standartların yerine getirebilecek bir çalışma şeklimiz var. Bizim iş güvenliği uzmanlarımız ve sahada her türlü eğitimi ya da işte gerekli ihtiyaçların tamamı karşılanmadan hiçbir şekilde bir çalışma yaptırmıyoruz biz. Harikasınız. Peki, tabii ki önemli olan bir diğer nokta da tüm dünyada önemli olan firmanın büyüklüğü kadar, işlerin kalitesi kadar, malzemenin de kalitesi kadar da satış sonrası destekler. Herhangi bir problem olduğunda karşımıza muhatap olamamız, özellikle Türkiye'de çok da fazla karşılaşabiliyoruz. Neler yapıyorsunuz müşteri memnuniyeti adına bu anlamda?
Açıkçası Muğla bölgesinde şu anda bizim yavaş yavaş fark yarattığımız konulardan biri bu. Buradaki bütün müşterilerimizin en çok memnun oldukları mevzu bu. Biz yaklaşık 2 yıl boyunca teslim ettiğimiz her işte bizden eğer kaynaklanan bir şey olur ise ya da müdahale edilmesi gereken bir şey olduğunda biz yılın 12 ayı burada o hizmeti veriyoruz. Turizm sezonu devam ettiği dönemde özellikle. Biz bu hizmeti sonuna kadar veriyoruz. Anlı müdahaleyle veriyorsunuz. Bir telefon kadar yakınız yani karşıda müşteriye. 24 saat açık diyorsun. Evet kesinlikle. Bunu da nasıl yapıyoruz? Kendi hayatımızdan ödün vererek her dakika, her saniye. Peki sizler gibi çok yapı firması var. Ron Yapı gibi. Herkese kendi kalitesinden, kendinin çok iyi olduğundan bahsediyor ama. Sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden tercih etmeliler sizi? Farkınız nedir? Niye gelmeliyiz size? Bizim gerçekten slogan olarak belirlediğimiz şey para bizim için amaç değil araç. Gerçekten. Biz sadece müşteri kalitesi ve işin olabileceği maksimum güzelliği yakaladıktan sonra parayı hedeflediğimiz için biz evet. Fark yarattığımızı düşünüyoruz. Yani para kaygısı olmadan müşteri memnuniyet odaklı çalışıyorsunuz diyebiliriz, öyle değil mi Esra Hanım? Evet, öncelikle bizim için daha önce de söylediğim gibi tamamen müşteri memnuniyeti. Kendi içimize sinmeyen hiçbir şeyi müşterimize sunmuyoruz. Hayır, kullanmayacağınız bir şey. Harikasınız. Güzel bir ahlak anlayışı gibi. Evet. Sizlerden de kaynaklanıyor. Aslında işinizi çok sevdiğiniz o kadar belli ki gözlerinizden de çok güzel yapılara imza atmışsınız. Peki ben sizi bundan 4 yıl öncesine geri götürecek olsam. Burayı ilk kurduğunuz ve beraber artık yola çıkmış olduğunuz zamana neler değiştirdiniz Marmaris'te iş anlayışı olarak da kendi sektörünüzle ilgili ve şu andaki yere geleceğinizi hayal eder miydiniz? Biz açıkçası bundan daha ilerisini hayal ediyoruz. Halen onu tam gerçekleştirmiş değiliz. Daha öncesinde de söylediğim gibi biz Muğla bölgesinde Türkiye'deki en büyük firmalara İstanbul, İzmir bölgesindeki insanların verdiği hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Şu anda onu başardık. Bu bölgede inşaatla ilgili bir şey olduğunda insanların bunun Muğla'dan da çözülebileceğini göstermek istiyoruz. Evet, göstereceğiz. Akla gelen ilk firma olarak evet. Da sizler yer alıyorsunuz zaten. Esra Hanım, neler söylemek istersiniz? Şimdi kesinlikle katılıyorum arkadaşım ve hedeflerimizi biz baştan koyduk ve o hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. O yüzden şu an hani hedefler miydiniz, hayal eder miydiniz derseniz zaten biz hayallerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Hayal hedefi bitmediğine göre evet. Sınırsız oluyor. Peki sınırsız vermiş olduğunuz değerli bilgilere Türkiye'ye ve tabii ki bölgenize kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de umarım farklı programlarda, farklı projelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Hoşçakalın efendim.